Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcıdan şok cevap ilk kez açıkladı. Değerli izleyenler, Ülke TV'de Arka Plan programında istihbarat şefi Mustafa Yıldız'ın sorularını cevaplayan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir görev yaptığı Çağlayan Adliyesi'nde FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. FETÖ'cü savcı Zekeriya Özdağ'ın adliyede görev yaptığını belirten savcı Demir, 17-25 Aralık emniyet yargı darbesi nasıl başladı sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. Cevabında, bu malum FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz ve diğerleri biz o zaman Çağlayan Adliyesi'nde beraber çalışıyorduk. İlk bizim bunların ne yapmak istediğini anladığımız an o zamanki MİT müsteşarının ifadeye çağrılması zamanıdır. Çünkü biz tecrübeli hakimler savcılar olarak MİT müsteşarının şu şekilde ve bu nedenle ifadeye çağrılmasının gerekmediğini bilenlerdeniz. Çünkü o çağrı siyasi bir çağrıdır, asla hukuki olamaz dedi. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı çağıran FETÖ'cü savcı Sadrettin Sarıkaya'ya tepki gösterdiğini söyleyen savcı Demir, ben o zaman müsteşarı ifadeye çağıran savcı Sadrettin Sarıkaya'ya dedim ki, kardeşim MİT Müsteşarı'nı nasıl çağırırsın, neye dayanarak çağırdın? Yani ben senin meslekte de abin sayılırım, kıdemli olarak. Ben bu tecrübe olarak birikim içerisinde MİT Müsteşarı'nı çağıracak bir gerekçe bulamıyorum. O da, abi bizim de bir bildiğimiz şey var dedi, hiçbir hukuki gerekçe yok. Demek ki örgütten aldığı bir talimat, bildiği şey o. Biz tabii sonradan anladık ki, biz derken örgütü kastediyor ifadelerine yer verdi. FETÖ'nün istihbarat örgütü gibi yapılandığını kaydeden savcı Mehmet Demir ifadelerinde biz bunlarla hep beraber görev yaptığımız halde o kadar kripto, gizli istihbarat örgütü gibi yapılanmışlar ki gerçekten biz bunların bu vatana kastedeceklerini çok sonradan öğrendik. MİT müsteşarı ifadeye çağrıldıktan sonra Zekeriya Öz'ün önemli bir sözü var. Dedik ki, kardeşim bunu neden yapıyorsunuz? Biz hukuk adına şuncu veya buncu olmayan hakim ve savcılar çok rahatsız olduk. Çünkü bu gidişat gidişat değil, memlekette bir huzur var, güven var, sağlıklı bir yönetim var. Peki yargı mensuplarının derdini ne dese beğenirsiniz? Çok ilginç bir şey. Kılıçlar çekilmiştir. Kılıç da çekildikten sonra kan görmeden kınına girmez. Bu Zekeriya Öz'ün anekdotudur. Biz anladık ki bunlar birileri adına kılıç çekiyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.